Peki ne iş yapıyorsun Sabit? İşte ben yarışmaya katılmadan önce makine operatörü olarak çalışıyordum. Evet. Başka bir işe girdim şimdilik. Ne iş yapıyorsun? Çok sağlam bir iş aslında. Nedir? Almanya'da Hakan ne olabilir çok sağlam bir iş? Yani parası iyi galiba. Neyi? Parası iyi galiba. Parası iyi bir iş herhalde, evet. Yani garanti bir iş. Hani hiç ölmeyecek bir iş. Allah Allah. Biz de mi yapsak? Bir dakika sana mı teklif geldi? Çok yoruluyorsun ama hiç ölmeyecek bir iş yani. Evet. Aynen. Sana mı teklif geldi bu işten? Nasıl yani? Yani gittim oraya. Yani şimdi benim eşime gitmen dolayı işimi kaybettim orada. Evet. Mecburiyetten şimdi Ağbaç'a uzun. Yani Ağbaç'a dayandım artık. Sırtımı oraya verdim. Nedir o? Çok tatlı. Ağbaç. Onlar da gurbetçiler anlar. Var mı yanımızda Ağbaç'ta çalışan? Ağbaç nedir abi? Nasıl bir iş? Abi, neyi garanti işin ya? Vergi ödemiyorsun. Oh diye. Çok güzel iş gerçekten. Çok güzel iş gerçekten. Vallahi harika. Ben hemen talk show bırakıp Almanya'da Ağbaç'a girmek abi, istiyorum. Abi çok tavsiye ederim gerçekten. Almanya'ya taşındığın zaman bu işe gir yani. Çok güzel bir şey. Bir de tavsiye de veriyor bu işe gir diye. Ne ama işine ya? Ama doğru söylüyoruz abi. Evet daha işi bilmiyoruz. Oğlum ayıp bir iş mi? Niye söylemiyorsun işin ne olduğunu? Nasıl bir işe çalışıyor? Karın da Ağbaç'ta mı çalışıyor? Hemen çalışıyor. Ona ben dedim işten çık dedim. Oraya gel dedim. Daha iyi geçiniriz dedim hatta ama çıkmıyor. Yani günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde şöyle anlatayım. 12 saat yatıyorum 7-24 yani. Çalışıyor Allah seni inanmasın. Nedir? Arı gibi yani çocuk arı gibi. İş 12 saat yatıyorsun. Evet işin yatmak. Ha yatacaksın. Yatmaya mı para alınıyor? Abi ben bu var. Almanya'nın gözünü seveyim ya. Yat yat para versinler valla. Nasıl bir... Ama yıllarca Türkler de Almanya'da vergi ödediler. Onlar da biraz versinler yani. Hayır ben işi hala anlamadım. Ne işe çalışıyorsun? Yani şöyle diyeyim. İşsizim ben. İşsizlik parası alıyorum. Arbeitslos. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Garanti işlediği buymuş ya yani. Ya niye çalışmıyorsun? Abi, anlatsana gerçekten... biraz. Nasıl ya, oluyor? 10 sene çalıştım makine operatörü. Evet. Fabrikada çalıştım. Hani eve geliyordum. Yani burada aynı robot gibisin zaten. İşin varsa robot gibisin. Hani sosyal hayatın bitiyor. Fazla bir şey yapamıyorsun. Evet. Yani burada şimdi Ağbaç'ın gerçekten kendime geldim hani. Bakım yapıyorum. Ama hakikaten öyle Hakan abi gerçekten. Vallahi bak öyle. Kendime geldim hani. Biz de gelelim Almanya'ya. İyi bir şeymiş. İyi bir şeymiş. Kendime geldim ne ya? Bayağı rahatladım diyorsun artık rahatım ya. Rahatım yani rahatım. Esra çalışıyor işte. O da o kadar güzel bakıyor ki. Ne kadar tatlı. Aşıklar canım birbirlerine. Maşallah. Aşık. Düşünsene ya evleniyorsun kocan Ağbaç. Düşün. Düşün yani hani bulunmaz nimet yani. Sen zaten kardeşim hiç çalışmıyorsun ki. Ya Ağbaç'sın ya yarışmaya katılıp araba kazanıyorsun. Senin her şey bir yerden geliyor zaten ya. Bu aralar iyi gidiyor. 2016 iyi geldi bana. Şanslı. Evet maşallah. Belli belli. Bir de sizin yanınızda burada olmak hani gerçekten... Hayal edilecek bir şey. Estağfurullah. Esas evet. Biz neyiz? Biz bir Ağbaç'ın yanında oturmaktan dolayı. Ancak bizim... onur diyebiliriz. Bir onur diyebiliriz ancak yani. Sürdü tabii ki. Sürtün sürtün. Ağbaç. Bir bayram sonra söylesin artık falan. Oh Ağbaç. Ağbaç. Hepimize bulaşsın. Ağbaç geçsin. Oh. Vay arkadaş ya. Vay be. Bak dünyada her şey aklıma gelirdi. Bir gün bir Ağbaç'la tanışacağım. Vay. Ya Esra mı çalışıyor evde? Evet, Esra mı çalışıyor? Esra evet evde çalışıyor yani şey yapıyor. Kozmetikte çalışıyor. Evin direği Esra yani. Sen ne iş yapıyorsun Esra? Kozmetik bölümündeyim. Kozmetik bölümündesin. Evet. İyi kazanıyor musun? Allah'a şükür yani yetiyor. Ay kazanmıyorsan zaten meslek belli. Burada yatıyor aslan gibi. Mesleğin varken niye eşek gibi çalışasın? Ya? Ben diyorum çalışma diyorum. Çünkü çalıştığı zaman Fırat o bazı çalışıyor. O... Gerek yok aslında ama çalışıyor şekilde. Anlatıyor. Evet halavetli anlatıyor. Türkçesini alalım lütfen. Teşvik ediyor. Ben umarım şu anda ekran başından bizi izleyen Türkiye'deki dostlarımız sohbetin bir kısmını anlayabilmişlerdir. Çünkü Firobox mı çalışıyor? Onu gurbetçiler anlarlar ama. Bizim gurbetçiler bilirler onları herhalde. Fiorat Ogu Baziz. Öyle söylesene ya. Tamam. Allah kahretsin. Öyle söyle. Ben senin
diksiyonunda senin sorun var. Söylesene sen Frobazis diye. Hemen anlarız onun biz onu.